Bu faşist kafa kendi çıkarları için dün ülkemizdeki bir kısım insanların laiklik hassasiyetini istismar etmişti. Şimdi de aynı kafa milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız biz 2008 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte mecliste CHP zihniyetinin emri vakiye dayalı zulümlerinin önünü kesmek adına başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek bir anayasa değişikliği yapmıştık. Bu değişikliği işin özü ve mantığı itibariyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen sırf CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını tekrar çiziyorum. Meclisimizin tarihinde ender görülen bir uzlaşmayla hayata geçirdiğimiz anayasa değişikliği birilerini öyle rahatsız etmişti ki bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Şayet bu düzenleme dönemin anayasa mahkemesi tarafından anayasanın bu konuda kendisine tanıdığı özellikle sınırın ötesine geçerek verdiği kararla iptal edilmeseydi Türkiye başörtüsü tartışmalarını ta o zaman gündeminden tamamen çıkarmış olacaktı. Bu değişikliği iptali için büyük bir keyifle Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi kimdi biliyor musunuz? Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. İşte ismi işte imzası Bey Kılıçdaroğlu. Dürüst ol, dürüst. Artık bu yalanların yetti ya. Kılıçdaroğlu'nun iptal başvurusunda yer verdiği başörtüsünün çağdaş demokrasiye tehdit oluşturduğu kamu düzenini, toplum huzurunu ve beraberliği zedeleyeceği ifadeleri hem bu şahsın alnına hem de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır. Aynı dönemde partimize açılan kapatma davasının gerekçelerinden biri de başörtüsü konusundaki özgürlükçü yaklaşımımızdır. Partimiz bu kapatma davasından kıl payı kurtulmuştu. Ve o dönem aynı partinin başındaki zat Ankara'da hakimler var, savcılar var diye de memnuniyetini ifade etmişti. Dönemin yok başkanı hakkında başörtüsünü yasağını kaldırın. Başörtüsü yasağını kaldırın dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında da kim geliyordu? Bu Kılıçdaroğlu. Onun da yine işte ismi ve imzası. Kılıçdaroğlu belgeyle konuşuyorum belgeyle senin imzalarınla konuşuyorum. Şimdi yanına birkaç tane başörtülü kardeşimizi öyle veya böyle aldatarak alıyorsun. Onlarla beraber resim çektiriyorsun. Ve onlarla birlikte de bu milleti aldatmaya gayret ediyorsun. Yine aynı Kılıçdaroğlu okullardan kamu kuruluşlarına kadar her yerde başörtüsü hakkını kızlarımıza ve kadınlarımıza vermek için yaptığımız tüm düzenlemelere karşı çıkmıştır. Kılıçdaroğlu benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Ve ben Kızlarımın bir tanesini üstelik de İmam Hatip'te İstanbul'da okutamadım. Çünkü oradaki yönetim sıkıntılıydı. İsmini vermeyeceğim. Türkiye'nin bir başka iline göndermek suretiyle oradaki okulda kızım İmam Hatip okulunu tamamladı. Bunun çilesini ben çektim. Kızlarımla çektim. Yeğenlerimle çektim ve İmam Hatip Okulu. Onun kapısında anneleri günlerce, aylarca nöbet tuttular. Çünkü polis verilen emre uyarak orada çocuklara maalesef istenmeyen müdahaleler yapıyordu. Bunları biz yaşadık. Şimdi kanunlarla bu işi düzenleyelim. Halledelim diyorsun. Sabırlı ol. Bu zatın her konu gibi başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenler elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Bizim gerçekleştirdiğimiz pek çok icraatı sanki yokmuş gibi vaat etme veya kendileri yapmış gibi anlatma huyları burada da kendini gösterdi dün söylediğini bugün inkar eden bu zatın bugün söylediklerini yarın inkar etme potansiyelini masadaki ortakları başta olmak üzere kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bizim ise her zerresini yaşayarak bildiğimiz gerçek şudur. Hükümetlerimiz dönemlerinde inanç, köken, meşrep alanlarındaki tüm özgürlükleri CHP'ye rağmen hayata geçirdi. Başörtüsü meselesi başta olmak üzere inanç ve ibadet özgürlüğü alanındaki tüm engelleri onlara rağmen açtık. Bitmedi. Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Şu anda benim kabinemde iki tane Kürt arkadaşım var. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama sende bu noktada dert çok. Çünkü dürüst değilsin. Her numara var. Akşam yalan, sabah yalan. Türkiye düşmanlığının kanlı ve sinsi araçları terör örgütlerinin tepelerini onlara rağmen ezdik. Bu da terör örgütlerinin temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Hadi buna da yalandı. Hayat tarzları üzerinden milletimizi birbirine düşürme çabalarının önünü onlara rağmen kestik. İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz. <laughs> Milletimizin girdiğimiz her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmasının gerisinde CHP ve faşizminin insanlarımızın ruhunda açtığı derin yaraların izlerini silmiş olmamızın da önemli payı vardır. Türkiye yüzyılı vizyonumuzla milletimizin demokrasi ve kalkınma hayallerini en üst düzeyde hayata geçirmeyi inşallah sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, aslına bakılırsa CHP faşizminin ne laiklik umurundadır, ne başörtüsü umurundadır, ne ülkenin ve milletin diğer herhangi bir meselesi umrundadır. Bunların hastalıklı bir saplantı olan faşizmlerini her devirde farklı renklere boyayarak yapmak istedikleri tek şey ülkemizi siyasi olarak bağımlı ve milletimizi refah olarak geri bırakarak kendi gizli iktidarlarını sürdürmektir. Çünkü CHP faşizmi cehaletten, geri kalmışlıktan yoksulluktan emperyalizmin ileri karakolu gibi çalışmaktan beslenir. Gençlerimizin eğitim yoluyla, istihdam yoluyla, üretim yoluyla kendilerine ve ülkelerine hayırlı insanlar olarak yetişmeleri bu zihniyete en büyük tehdittir. Sayın Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Ve bu ikna odalarından bizim kızlarımızın başlarındaki örtüleri çıkartmadılar mı? Az önce ekranda izledik. Bu kızlar bizim kızlarımızdı. Bunların başörtülerini çıkartmak suretiyle bunları ikna odalarına sokmadılar mı? Ve bunlara yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin. Onlar da veremeyecek. Ve onların benzerleri ne yazık ki bu ülkede hala var. Belediye başkanıyım. Bunlardan bir tanesi ismini vermeyeceğim gerek yok. Propaganda olur. Benim anam başörtülü dedi. Dedim ananın başörtüsü beni ilgilendirmiyor. Beni kızlarımızın başörtüsü ilgilendiriyor. Sen önce onun hesabını ver. <laughs> İstanbul Üniversitesi'nin rektörü olacaksın. Ananın başörtüsünü bana örnek olarak vereceksin. Bu üniversiteye girecek olan kızlarımızın başörtüsü bizi ilgilendiriyor. Böyle zulmetmediler. Bu zulmü yapmadılar vatandaşlarımızın vesayet güçlerinin baskılarından terör örgütlerinin saldırılarından küresel sömürgecilerin pençelerinden emin bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri bu zihniyetin kabusudur. Devlet kurumlarının her birinin kendi görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde milletimize hizmet ederek anayasal sınırlarının dışına çıkmaması bu zihniyetin köklerinin kurumasıdır. Biz demokrasi ve kalkınma devrimlerimizde CHP zihniyetinin, CHP faşizminin gizli iktidarına da bu ülkede son verdik. Ama bunlar kendi hastalıklı zihniyetlerini milletimize dayatma hevesinden vazgeçmediler. Anlaşılan o ki vazgeçmeyecekler. Kılıçdaroğlu'nun son teklifini de bu çerçevede bir taktik adım olarak görüyorum. Bu kişi 2010 yılında verdiği bir röportajda başörtüsü meselesinde bizi yasa değişikliğiyle çözüm bulmaya çalışmakla itham ediyordu. Yasa değişikliğine karşı önerdiği çare de sorunun uygulamada çözülmesiydi. Aradan geçen 12 yılın ardından bir gece vakti aklına geçmişteki bir televizyon programında muhatabının çul diyerek hakaretler savurduğu ve kendisinin de dudağını büzerek bir metrekarelik bez parçası diye onu teyit ettiği başörtüsü gelmiş. Bay Kemal, bir metrekarelik bez parçası. Moderatör çul diyor, sen de bez parçası diyorsun. Ne farkınız var birbirinizden? Al birini, vur öbürünü. Diyor ki bu konuda kanun çıkartalım. Kanun teklifi diye mecliste sundukları metin özellikle sorun itibariyle hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan hem de arzu edilen şekilde çözmekten uzaktır. Hatta tam tersine geçmişte olduğu gibi kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi, öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden katı şekilde çıkarmakta samimi ise şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlıyor. Kardeşlerim üstelik bu konuda elimizde Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı Anayasa değişikliği teklifini kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı, uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım. Çünkü bugün mecliste basit çoğunlukla çıkan bir yasayla verilen hakkın yarın bir başka meclis denkleminde aynı şekilde alınabilmesi mümkündür. Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda ise süreç bu kadar kolay yürüyemeyeceği için nispeten daha kalıcı, daha sağlam, daha muhkem bir iş ortaya çıkmış olacaktır. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapalım. Altılı masada yanında seni destekleyen arkadaşlarında var ya. İşte hep beraber gelin bu işi bu şekilde çıkaralım. Böylece CHP'ye 14 yıl sonra üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı vermiş de olacak. Teklifinde samimi olup olmadığı Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirir. Biz demokrasiye, ve milli iradeye saygımızın gereği ağızdan çıkan söze göre kendi teklifimizi sunuyoruz. Ve ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanı'nın başta olmak üzere aynı şekilde Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar önümüze getirecekler. Gerisi CHP'nin ve başındaki zatın bileceği iştir. Hatta bununla kalmayalım. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım. Tabii bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefimiz bakidir. İnşallah 2023'ten sonra böyle bir anayasayı da konuşacağımız iklime hep birlikte kavuşacağız. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.